Çam Limanı Akademi. YouTube kanalımıza ve Facebook sayfamıza lütfen abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresleri kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerikleri değiştirilerek kullanılmaları yasaktır. Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum. Onu görüyorum. Mustafa Kemal Atatürk. İyi akşamlar. Sevgili akademi ve ön Türkler dostları, hoş geldiniz. Bu akşam sevgili hocamız Profesör Doktor Osman Karatay bize Hazarlar konusunda bilgi verecek. Hoş geldiniz hocam. Buyurun, söz sizin. Kendinizi açabilirsiniz hocam. Sesinizi açabilirsiniz. Evet, kapalıymış. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Evet, 3 hafta kadar oldu galiba. Önceki sohbetimizde sanırım 4,5 saat konuşmuştuk. Güzeldi, çok zevkli olmuştu Vikingler hakkında. Şimdi bu akşam ben çok konuşamayacağım. Çok özür diliyorum. İki girimlik diyeyim konuştuktan sonra izninizle. Özetleyeceğiz, mümkün değil. Bu 4 saat de yetmez. Belki 4 gün konuşulacak bir konu. Ben kısaca özetleyeceğim. Sorular, birkaç da soru alırız sanırım. Birinci kısımda ben 40 dakika içinde kalan sürede anlatayım, özetleyeyim konuyu. İkinci kısımda da 40 dakikada Barbaros Bey birkaç soru alalım uygun görürseniz. Ondan sonra ben izin isteyeyim. Çok fazla uzun kalamayacağım. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Aranızda olmak onur verici gerçekten. Efendim, Hazarlar deyince yine çalışmaların tarihine değil de Hazar nasıl çalışılmalı, ne gerekiyor bunun için kısaca göz atmakta fayda var. Öncelikle Hazar'a giriş yapabilmek için Batı Köktürk tarihini iyi bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde Batı Köktürk tarihinin uzmanı yok. Sadece Hatice Erdemir Hanım, teziydi sanırım, bir Göktürk-Bizans ilişkileri kitabı çıkarttı. Kendisinden bir daha ses seda çıkmadı. Yani mevcut Köktürk kitaplarında bu konuyu, Batı Köktürk tarihini yerinde gerektiği gibi okuma imkanımız maalesef bulunmuyor. Umarım önümüzdeki dönemde daha ayrıntılı ve hakkını veren çalışmalar yapılır. Öncelikle Batı Köktürk vakıf olmak, onları okumak, değerlendirmek gerekiyor. Ki oradan neden? Çünkü Hazar Devleti dediğimiz şey Batı Köktürk Devleti'nin devamından başka bir şey değil. Anadolu Selçuklu Devleti nasıl Büyük Selçuklu Devleti'nin devamı, bir parçası, bir kopuntusu ise Hazar da aynı. Başka bir şey değil. Bundan sonra etnik sosyolojiyi bilmek gerekiyor. Maalesef ancak yeni yeni başladık etnik sosyoloji konusuna. Ne sosyologlarımız etnik konuları biliyor sosyoloji boyutuyla, siyaset bilimi vesaire vesaire boyutuyla, ya gazetecilik diliyle herkes konuşuyor da etnik sosyolojinin maalesef ne tarihçilerde ne sosyologlarda uzmanı çıkmadı. Bizler artık yeni yeni bu eksiği de gidermeye çalışıyoruz. Çok iyi yetişen arkadaşlarımız var. Onlarla bunun kapanacağını umuyoruz. Ki böylelikle boylar hakkında, boy nedir, budun nedir, bunları bilmek gerekiyor. Öbür türlü şu ana kadar yapıldığı gibi listelemeler yapılır. Türk boyları şunlar, şunlar şu dönem arasında
yaşadı, bulundu. Önce neydi bunlar? Sonra ne oldu? Hepsi öldü mü? Nasıl bir şey bu? Bir boy şu dönem vardı, sonra yok. Nereye gitti bunlar? Bunların hiçbir açıklaması olmaksızın listelemeler yapılıyor, boylar tarihi yapılıyor. Bu şekilde tabii ki sadece Hazar'ı değil, hiçbir konuyu çalışmamız mümkün değil. Ve bu bağlamda Türk boylar tarihinin en ilginç ve çalışması zor konularından birisi olan Suvarlar ya da Sabirler, daha çok Sabir diye yerleşmiş bence yanlış olarak. Çünkü Bizans ve Ermeni kaynaklarındaki geçiş öyledir. Türk kaynaklarında Sabir geçmez kelime. Neyse. Bunları çalışmak gerekiyor. Kaynaklar, Hazar'ın kaynaklarına gelince dediğim gibi Çin'den başlıyor. Türk çok az ama kaynakları var. Hazar'ın kendi kaynakları var. Hazar dışında yazılmış İbrani kaynaklar var. İspanya'da ve Mısır'da yazılmış olan İbrani kaynaklar var. Tabii ki Bizans kaynakları. Hazar'ın siyasi tarihini en ayrıntılı olarak İslam kaynaklarından, özellikle de Taberi'den okuyoruz. İslam coğrafya eserleri, Arapça ve Farsça olan, onları bilmemiz gerekiyor. Yine Süryani, Ermeni ve Gürcü eserlerinde çok değerli, kısa ama çok değerli bilgiler var. Örneğin akla hayale gelmedik bir Gürcü Aziznamesinde, Aziz Abon'un Menkıbeleri kitabında çok aydınlatıcı bilgiler var bazı Hazar meselelerine dair. Dolayısıyla çok geniş bir alandaki kaynak hüzmesini, yelpazesini kavramak gerekiyor. Hazar tek başına bir olgu değil, Suvar dedik. Çünkü köklerde Batı Köktürk var, Suvar var. Ama öbür taraftan Hazar tarihini çalışacaksak, İslam'ın bir kere yükseliş dönemini, Erken Abbasi ve tüm Emevi dönemini, halifeler dönemini iyi bilmek gerekiyor. Ardından Bizans'ı çok iyi kavramak gerekiyor. Bizans tarihine tanış olmayan birisinin Hazar'ı çalışma imkanı yok. Gürcistan tarihine, Ermenistan tarihine ve eserlerine vakıf olmak gerekiyor. Çok uzaklarda Hazarlar hakkında haberler geliyor. Dediğim gibi İspanya'dan güzel, İspanya'da Endülüs bölgesinde ciddi bir Musevi varlığı bulunduğu için, entelektüel ortamda yüksekti Endülüs Emevi Devleti'nde. Orada olarak Musevi yazarların yazdıkları güzel eserler var. Dolayısıyla bunu bir de dil boyutuyla düşünelim. Kaynak dilleri 9-10 tane dilden eserler var. Öbür taraftan günümüzdeki işte yazılan eserleri okuyabilmek için de yine çeşitli dilleri, İngilizce ve Rusça başta olmak üzere bilip bunlardan okuma yapmamız gerekiyor. Hazar böyle bir konu. Böyle çetrefilli ve zor bir konu olduğu için böyle Hazar'ı kavrama noktasında bizden önceki büyüklerimizin döneminde sadece biz Toga'nın bu konuya eğildiğini, ayrıntılı çalıştığını biliyoruz. Ama o da ayrıntılı bir Hazar eseri yok. Bir makalesi var İslam Ansiklopedisi'nde genişçe. Ama doktora tezinde İbn Fazlan Sreisbericht, Viyana 1939'da kitap olarak yayınlanan tezinde bu konuyu, Hazarlarla ilgili konuları da hoca ele almış. Ülkemizde dolayısıyla uzmanı bulunmayan, bizim dönemimize kadar uzmanlığın yetişmediği bir konu olarak kalmış. Temel sebep tabii ki dediğim gibi zorluk olarak gözüküyor. Biz de maalesef bir kaynak dil öğrenerek orada kalıyor insanlar. Diğer dillerdeki eserleri kullanma. Herkes her dili tabii ki öğrenemez. Mümkün değil. Çeviriler var. Bir dili bilmemek değil, kaynağa erişememek sıkıntıdır. Ben 9-10 dili öğrendim ama Çince bilmiyorum. Çince'nin de çevirileri var. Süryanice'nin de çevirileri var. Kaynağı kullanmamak kusurdur. Herkes, hiç kimse şu yeryüzünde, Karol Tsekleydi gibi alimler de dahil, kaynakların hepsini bilmiyorlar. Bu hiçbir zamanda olmayacak büyük ihtimalle. Öyle bir insan çıkmayacak en azından tarihçiler arasında, ama kaynakları kullanmamak sıkıntı. Bizde maalesef birisi Arapça öğreniyor, sadece Arapça kaynaklar üzerinden gidiyor.
Öbürü Bizans, işte Grekçe, Orta Yunanca öğreniyor. Bizans kaynakları üzerine gidiyor. Diğerlerini kullanmıyor, haber olmuyor nadiren veya çevrilmiş olan bir ikisinden oluyor da o geniş kaynak yelpazesinin hepsine birden bakma durumumuz olmuyor. Böyle bir ortamdayız bilimsel olarak. İşte biz tamamını başka konuları, çevre konuları çalışırken kaynakların tamamını elde ettiğimiz için ana esas dillerden olmasa bile ben Ermenice bir kaynağı Ermenice okuyamam ama çok güzel çevirileri var. Tabii ki onlardan faydalanarak işte eksik kaynak bırakmadan biz bunu yazmaya çalıştık. Yazdığımıza inanıyorum. Tekmil bir kitap oldu. Ama ondan önce de ha diyorduk çevresi var. Hazar'ı çalışacaksanız Bulgar'ı iyi bilmek gerekiyor. Hazar'ı çalışacaksanız Macar'ın erken dönemini, Öç-Törtönet dedikleri dönemi bilmeden mümkün değil. Rus'un yükselişi, Varenglerin, hiç geçen dersimizin, özür dilerim, konuşmamızın konusuydu. Varenglerin Doğu Avrupa'ya gelişini, Vikinglerin gelişini bilmemiz gerekiyor. Slav yayılmasını bilmemiz gerekiyor. Fin-Ugor halklarını çevredeki bilmemiz gerekiyor. Ticaret tarihini bilmemiz gerekiyor. Sosyoekonomik tarihle tanış olmamız gerekiyor. Bizde sosyoekonomik tarih işte Avrasya tarihçiliğinde hiç olmadı. Sadece Sencer Divitçioğlu giriş yaptı, ömrü vefa etmedi. Giriş mahiyetindeki her konuda bir şeyler yazdı yaklaşık olarak. Onunla kaldı. Yine o yük bizim üzerimize kaldı. Neyse ki iktisat kökenli olduğumuz için zorluk çekmedik o konuda. Evet, Hazar çalışmaları böyle bir şey. Ha, sokakta baktığımızda herkes Hazar'ı biliyor. Hiç unutamıyorum. Kitabım ilk çıktığında, birinci baskısını duyurduğumuzda bir vatandaşımız kim olduğunda bilmiyorum. Facebook ortamında yorum yapmıştı. Orada bir tartışma çıkmıştı. Ben bütün Türkçedeki çıkan bütün Hazar kitaplarını aldım. Bir kitaplık oldu Hazar kitapları. Bakayım beğenirsem bunu da alacağım. Bir geri zekalı. Dünyadaki bütün Hazar kitaplarına sahip olsanız bir raf etmiyor. Bizden önce 8 kitap vardı. Bizimkisi 9. oldu. Birkaç popüler kitap falan çıktı. O Fransız Jacques neydi? Onların falan olan birkaç kitap daha çıktı. İşte Hazar Sözlüğü gibi Radov için onları falan eklediğimizde, her şeyi eklediğimizde dünyadaki bütün dillerdeki Hazar kitapları bir raf etmiyor. Türkçedeki bütün Hazar kitaplarını almışmış da bir kitaplık olmuşmuş da böyle bizim insanımız maalesef. Herkes her şeyi biliyor. Böyle avcı, kamyoncu tarzı konuşmayı çok severiz. İlmi konularda da hiç bu konuda taviz vermeyiz. Evet, Hazar böyle bir şey. Biz neden doğrudan Hazar'a mı girdik? Tabii ki ta yüksek lisans döneminde Dunlop'un kitabından başlayarak temel ilk çıkan kitap oydu bütün dünyada. 1956 Harvard'dan. Dunlop'un kitabından başlayarak biz okumaya başlamıştık. Ama tabii esas çalışma konumuz bu değildi. Bulgar etrafında, Bulgar, Macar, Suvar etrafında derken baktık Hazar çalışmaları bitmiş. Üstelik daha onur duyacağım şeyler oldu. Mesela Kaan Yusuf'un mektubu vardır. İspanya'ya yazdığı bir cevap vardır. İspanya Halifenin baş danışmanı Hastay bin Şabrut'a yazdığı, kısaca Kaan'ın cevabı diyebiliriz. Bu cevap sadece Rusça'da vardı, İngilizce'de hiç yoktu. Biz İngilizcesi daha yeni yazıldı, bu yıl içinde yayınlanacak. Bakın bu mektubun İngilizcesi henüz yok. En önemli bir numaralı Hazar kaynağı. Çünkü herkes, bütün çalışanlar Rusça bildiği için Kokoltsov'un 1931 yılındaki yayın kullanıyorlardı. Ancak İngilizcesi yeni çıkacak fakat biz 2013 yılında onu Türkçe'ye çevirmiştik. İsimsiz Kenizle Mektubu var. Onu yine Türkçe'ye çevirdik. Sadece çalışma değil, kaynak yayını noktasında da her iki Hazar mektubunu da Türkçe'ye kazandırma. Üstelik de
şerh düşerek, açıklama yaparak, sadece çeviri yapıp bırakmadık. Bu şerefe de nail olmuş olduk. Dolayısıyla bunları teşekkür ediyorum. Çayım geldi. Dolayısıyla bunları yaparken zaten Hazar'ın içine girmiş olduk. Zaten eskiden beri okumalarımız vardı. Bütün kaynaklar da elimizde olunca tekmil bir Hazar kitabı yazmamak için bir bahane kalmadı artık. Özellikle de Rus'un yükselişi, benim birkaç defa ifade etmiştim, geçen sefer de söyledim. Erken Rus devletinin ortaya çıkışıyla ilgili bir kitap projem vardı. 2007-2008-2009 o zamanlar. Bunu bir türlü yapamadım ama birkaç makale, Karadeniz'de Ruslar gibi belletlerinde yayınlanan birkaç makale falan çıktı. Onları falan yazdığımızda zaten Hazar konuları, baktım hemen her şeye temas etmişiz. Kalmış sadece Arap-Hazar savaşları kısmı. O da büyük ölçüde askeri siyasi tarih, bir zorluğu yok. Kaynaklar ne veriyorsa onu. Onda da yeni bakış açıları getirdik, yeni önerilerde bulunduk tabii ki. Eski yazılanları tekrarlamak bilimsellik değil. Onları tekrarlamak nedir? Edebi bir faaliyet olur ama bilimsel bir faaliyet olmaz. Sizin yeni bir fikriniz yoksa, yeni bir öneriniz yoksa mevcut dünyadaki yazılanları alırsınız, derlersiniz. Bir kitap yazmış olursunuz ama bir bilimsel çalışma olmaz. Ben hiçbir çalışmamda böyle bir şey yok. Bundan kaçınıyorum. Eğer yeni bir fikrim, yeni bir önerim olmayacaksa bunun olmadığı hiçbir çalışmam şu ana kadar olmadı. Hazar'da da mevcutların ötesinde bazı şeyleri gördük. Gördük. Tabii ki dünyadaki diğer Hazar uzmanlarıyla haberleştik, tartıştık, konuştuk. Yayınlamadan önce bu önemlidir. Yayınlamadan önce öbür türlü böyle insan içinde pijamayla çıkmış gibi olursunuz. Bir şey buldum diye çıkarsınız ama rezil olma ihtimali de var. Şükür şu ana kadar hiç rezil olmadık. Evet, bizim ve Hazar çalışmalarının sarıncağı kısaca bu. Kısaca da... Buyurun. Hocam merhabalar. Merhaba Oktay Bey. Kusura bakmayın, ben giremedim. Siz de çayınızı yudumlayın. Ben araya bağlantı kuramadım. Antalya'da değilim ben. Antalya dışındayım. Söyledim. Isparta'dayım. Arkadaşlarımla beraber. Ben de size hoş geldiniz diyorum. Dinledim. Nadir çalışan insanlardan birisiniz bu Hazarları. Şimdi aslında bizim en çok merak ettiğim, sizinle de konuşmaktan hoşlandığım, bu Hazarlarla ilgili tabii bir takım iddialar var hocam. Yani bir defa bu Türk oldukları konusunda hemfikiriz değil mi? Herkes, yani dünyada bunun tartışması artık yapılıyor mu? Türk olmadı. Yok, olmadı. Hiç öyle bir tartışma zaten olmadı Oktay Bey. Demin de söylediğim gibi Batı Köklük Devleti'nden kırılmış, kopmuş bir parça. Başka bir şey değil. Kırılmış ve bunun da yabancılar da tartışmadılar. Bu bir... Öyle bir tartışma yok. Yok, kesinlikle Türkler. Şimdi burada şey var, yani Hazarlarda öyle bir ilginç bir nokta var ki, biz göz ardı ettik bunu, herkes göz ardı etti ama tarihin akışını çeviren bir toplum ya da bir devlet diyeyim. Şöyle diyelim, yani tam böyle Araplar bir imparatorluk kurmuşlar. Bizans'ın zayıflama anına denk gelmiş, Sasani Devleti yıkılmış, Göktürk Devleti yıkılmış. Ha. Geldi mi hocam? Geliyor musun? Ben ses alamıyorum. Ses geliyor mu hocam? Ses geliyor mu? Şimdi geliyor. Evet hocam, bu zayıflık anında, yani Araplar son sürat yürürken yukarı doğru birdenbire bu Hazarlar önlerini kesiyorlar. Aynı zamanda zayıf düşmüş Bizans'a da yardımcı oluyorlar. Yani tarihin akışı öyle bir değişiyor ki, Kafkasların öbür tarafına İslam geçemiyor. Bizans da ayakta kaldığı için Batı'ya da geçemiyorlar.
Yani doğuya gitmek zorunda kalıyorlar. İlginç bir tesadüf. Doğuda da diğer bir Türk devleti, Türk işler durduruyor bu sefer bunları. Araplar evet. Sanırım bundan nefret ediyorlar bizden. Yani bunları. Birincisi bu. İkincisi benim de herkesin merak ettiği iddialar var. Bu Selçuklu'nun kuruluş aşamasında biliyorsunuz Selçuk Bey'in bir Hazar Bey'i olduğu. Hatta Hazarlar dağıldığı zaman askeri kanadın güneye yani Selçuklu'yu korumak için aşağıya indiğini diğer işte esnaf, tüccar diğer kesiminde Avrupa'ya doğru gittiğini yani Ukrayna'dan Avrupa'ya doğru gittiği söyleniyor, iddia ediliyor. Ve Selçuklu'nun ana damarının da bu bizim Yahudi Türkler, Hazarlar yani Selçuk Bey de dahil olmak üzere olduğu söyleniyor. Bir de tabii herkes bütün buradaki izleyicilerimizin en çok merak ettikleri bu Aşkenaziler konusu var. Rothschild var örneğin. bu yabancılar da bunu çok yazıyorlar işte aşağılamak için Moğol kanı var bilmem ne diyorlar. Bu Aşkenaziler de biliyorsunuz yani herkesin dilinde beyaz Yahudiler ve Yahudilikte yani bir tane değil yani bir sürü fraksiyon var. Bunlar da üst konumdalar Aşkenaziler ve bunların da Türk oldukları söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Bizim en çok merak ettiklerimiz sizden bunlar. Bunlar nedir? Bunların Göktürk kökenleri, işte bu bir de dinleri ne? Çok ilginç bir şekilde ve bu adamlar bir de öyle şey değiller yani elitler seçmişler. Yani üstüne bir gömlek gibi giymişler. Halk yine bildiğimiz Tengrici falan öyle gidiyor ya da Hristiyan gidiyor. Öyle bir zorlama da yok. Yani laik bir şekilde gidiyorlar. Bir de hikayesi var hocam bunun yani o hikaye doğru mu? Yoksa politik bir şekilde mi bunlar tercih etmişler? Evet. Buyurun hocam çayınızı da bu arada yudumladınız. Ben sizi dinleyeyim bu konularda. Teşekkür ederim. Şimdi bu ikincisi Selçuk Bey konusunda Oktay Bey ve diğer dostlar biz Hazar uzmanları, tarihçiler içinde öyle bir şey kesinlikle yok. Tarih bilim içinde o dediğiniz gibi bir şey hiçbir şekilde yok. Hiç kimse söylemiyor. Dışarıdan bilmeyenler, ha tarihçidir ama ne bileyim Abdülhamit dönemini çalışan bir Osmanlı tarihçisi bunu söyleyebilir. Kabul buyurulursa. Ama bizim bu meslektaşlarımız içinde öyle bir şey yok. Ona daha sonra gelelim isterseniz. Çünkü Hazar'ın yıkılışından sonra son dönemin konusu. Ben Hazar nedir? Kısaca şöyle söyleyeyim. Heraklius tarafından Güneydoğu Anadolu'dan Urfa başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu'dan kovulan Yahudiler 629 yılında Mekke'nin İşte Medinelilerin Mekke'yi fethetmek üzere hazırlandığı günlerde bunlar Heraklius tarafından sürüldü. Azerbaycan üzerinden Derbent'ten Dağıstan'a geçtiler. Dağıstan'a geçtiklerinde de 630 yılı itibariyle Batı Göktürk Devleti kargaşaya düşmüş durumda idi. O günlerde Güneydoğu Anadolu'dan oraya geçmiş olan büyük ihtimalle kendi beyanlarına göre Simeon, 12 kabileden Simeon kabilesinden olan bir Yahudi topluluğu geçiyor, Hazar ülkesine yerleşiyor. Onlara sığınıyor siyasi sığınmacı olarak, Bizans'tan kaçarak. Bunlar oradaki Türk toplumuyla bütünleşiyorlar. Nasıl? Savaşmaya başlıyorlar. Savaşçılık yani Türkler nasıl yaşıyorsa onlar da öyle yaşamaya başlıyor. Hatta kitaplarını falan da orada Dağıstan'da bir mağaraya saklamışlarmış. Hatta asimile olma noktasına geliyorlar. Bir Yahudi topluluğu Simeon kabilesinden gitmiş. Bunlar 4 kuşak kadar sonra 730'lu yıllarda Bulan Kağan'ı etkileyerek onun kendi inançlarına geçmesini sağlıyorlar. Kağan ve etrafındaki insanlar.
Dediğiniz gibi ülkede halk içinde yayılmıyor. Saray, önde gelenler, zenginler, beyler, böylerin tamamı da değil. Hanedanın tamamı da değil. Hanedandan başka dinden olanlar var, Müslüman olanlar da var. Hatta Kaanlık sırası gelen hakkı olan İstahri yazıyor. Bu adam işte Kaan olma hakkı onda ama Müslüman olduğu için Kaan yapılmıyor. Kaan'ın Musevi inancında olması gerek. Bu şekilde Hazar dediğimiz hadise bu. Oraya göçmüş olan bir Yahudi topluluğu, onların etkisiyle bu dine geçmiş olan bir elit seçkinler sınıfı. Hazar bu. Çok biliyoruz ya, Türk'ten Yahudi olur mu? Yahudi ayrı bir ırk, Türk ayrı bir ırk. Hazar nasıl? Yahu Hazar'ın bir kere yüzde kaçı? Yüzde 10'u bile değil belki. Yüzde işte tahminen söyleyen benim güvenebileceğimiz insanlar işte %4 civarındaydı belki diyorlar. Hazar'daki Musevi nüfus. Hepsi birlikte. Yahudi asıllı olanlar da dahil. %4. Hazarlar Yahudi. Hazarlar Yahudi değil. Hazar'ın içinde dediğiniz gibi her şey var. Hepsi var. Hazarların içinde seçkinlerden bir kısım bu inancıya geçmiş. Hazarlar Türk. Türk'ten Yahudi olur mu? Yahudi. Konu bu. Yani neyse bu daima olacak. Bu çok her şeyi bilen insanlarız ya. Çok uzatmayayım. Kavli almaya da gerek yok bunları. Sadece üzülüyoruz. Kızmaya da gerek yok. Cehalete üzülmek gerekir. Evet, az bilen insan çok daha cesurdu, daha çok daha rahat konuşur. Ülkemizdeki maalesef bana bir profesör, edebiyat profesörü ya, Cehli Mürekkep'le beni, yaşı benden büyük olan, Yahudi ile Musevi ayrımını bilmiyor, Hazar kitabı yazmış. Gerizekalı, gel şu konuş, çık karşıma uzaktan, ne bileyim, neyse gerek yok. Hazar ney, Yahudi ney, Musevi ney? Şöyle birkaç satır bir şey okumak yeter. Hiçbir şey okumayıp tamamen kulaktan dolma bilgilerle, tamamen Facebook'taki 3-4 cümleyi geçmeyen yorumlarla Hazar öğreniyor. İnsanlarımız, profesörlerimiz de öyle. Ondan sonra adam Yahudi ile Musevi'yi bilmiyor. İşte Hazar nasıl Türk, Türk nasıl Yahudi olur onu bilmiyor. İşte böyle bir dünyadayız. Evet, Hazar bu. Yahudilik bu, Musevilik bu. Hazar'da Yahudi var mı? Var. Hazar'da Musevi var mı? Var. Hazar'ın hepsi ney? Hazar'ın hepsi Hazar. Çok uluslu, çok dinli bir yapı. Öz Hazar olan, Türk olan topluluk. Onun içinde de çok dinlilik var. Hatta zaman geçtikçe İslam daha da yayılıyor. Daha sonraki savaşlar durduktan sonraki dönemde iyi ilişkilere giriyorlar Hazarlarla, Abbasiler döneminde, Emevi değil de. İslam da yayılıyor ama çoğunluk itibariyle ta 10. yüzyıldan, yani Hazar'ın yıkılışının yakınlaştığı günlerde yazan coğrafya eserlerinde halkın çoğunluğunun bize o geleneksel eski Türk dinini, dini inancını koruduğunu söylüyorlar. Hazar bu. Evet, Hazar nedir? Hazar öncelikle eski Türk dinindeki, Tanrı inancındaki. Ondan sonra seçkinlerin Musevi olduğu, askeri sınıfın Müslüman olduğu, bu arada Hristiyan tebanın da olduğu bir topluluk. Bir Türk devleti, bir Türk imparatorluğu. Evet, aslında Hazar'ı bu şekilde özetlemiş olduk. Doğrudan sorularıma geçsek veya sizin açtığınız konular mı? Siz sondan sor. Hocam nasıl isterseniz. Duyabiliyor musunuz beni? Bağlantıda bir problem var galiba. Dağıtmayalım. Selçuk Bey. Evet. Duyabiliyor musunuz hocam? Duyuyorum hocam. Evet. Evet. Nasıl isterseniz hocam. Şimdi tamam. İsterseniz sorulara mı geçelim? Ne dersiniz? Selçuk Bey'i anlatayım birkaç cümleyle. İsterseniz. Tamam Selçuk Bey. Hazarlar, Oğuzlar hiçbir zaman
Hazarlara bağlanmadı. Hiçbir zaman vergi de vermedi, haraç da vermedi, tabilik de arz etmedi. Hiçbir zaman Oğuzlar Hazarların bağlısı olmadı. Aksine Oğuzlar Hazar'ı ayakta tutan, paralı asker olarak giden kimselerdi. Selçuk Bey ama önce babası Lukak Bey. Bunlar Hazar'a yardım için, daha doğrusu para karşılığı giden müttefikler idiler. Başkomutan olarak Oğuz kuvvetleri çağırıyor, size şu kadar altın, bana şu kadar asker gönderin. Bunun borsası var. Bunlar da gidiyorlar, Hazar adına savaşıyorlar, paralarını alıp geri dönüyorlar. Lukak Bey ondan sonra aynısını Selçuk Bey de yaptı. Bunlar Hazar'a yardıma giden Oğuz komutanları. Lukak Bey de Selçuk Bey de Hazar muhibbi sevmişler. Dostluklar kurmuşlar. Ve Selçuk Bey çocuklarının ismini, kendisinin Musevi olduğuna dair hiçbir emare yok. Herhalde bir şekilde yazılırdı. Bir yerde karşımıza çıkardı. Ama çocuklarının, beş çocuğunun ismi ve iki torunun ismi Musevi isimleridir. Beş çocuğunu biliyoruz da Kutalmışoğlu İbrahim, Anadolu Selçuklu'yu kuran işte Süleyman Şah'ın babası, isyan eden İbrahim ne? İbrahim de Musevi ismi örneğin. O ikinci kuşaktan sonra başlar Selçuklulardaki Arapça, İbranice olmayan Arapça isimler. Dolayısıyla çocukların isimlerini evet Musevi İbrani isimlerinden koymuş Selçuk Bey. Fakat ne Oğuzlar, tekrar ediyorum, hiçbir zaman bir günlüğüne bile Hazar'a bağlanmadılar. Ne Selçuk Bey bir Hazar asıllı falan idi. Hazar'a yardıma giden ve Hazar'a çalışmaya giden müttefik olarak kuvvetlerin komutanıydı. Ve Hazar'ı muhibbiydi. Hazar'ı seven Hazar taraftarıydı. Bu da onun başını yedi. Oğuzlar, Yabgu ve beylerin çoğunluğu Ruslarla Svetoslav, Kiev, Knezli ile anlaşıp Hazar'ı ortadan kaldıracaklar, paylaşacaklar. Hocamızın bağlantısı mı kesildi? Ha, tamam. Ses geldi kapanmış. Geldi. Evet hocam, şimdi şeyde kalmıştık. Bu sanırım bu din konusuna ben bizim Türkler de ya o kadar ben önemsemiyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz da. Bizim Türkler biraz bu din konusunda, yani tamam, Tengriciliği böyle bir öz olarak kabul etmişler. Yani o değişmemiş. Yani bugüne kadar gelmiş o, Osmanlı'da dahil. Ama onun dışındakiler sanki böyle politik amaçlı. Yani Musevi de olmuş, ne bileyim Hristiyan da olmuş, İslam da olmuş, başka Budist de olmuş. Ben biraz şeye benzetiyorum, ben onu biraz politik Bukelemun gibi. Bizim Türklerde bu var yani. Değil mi hocam? Ben o yüzden çok fazla önemsemiyorum. Yani Selçuk Bey Musevi de olabilir. Şirinlik olsun diye çocukların da Musevi isimleri koymuş olabilir. Sonuçta bu Selçuklar laik bir toplum, yani şey değil. Bizim Türkler öyle milletin dinlemine karışmıyor. Yeter ki sisteme adepte olsan, onlara biat et, onlarla birlikte ol. Yani pastayı büyütelim diyorlar açıkçası söyle. Ya paylaşımı daha fazla alalım. Olay bu. Türklerin işi bu. O yüzden de pek fazla önemsemiyorum. Evet hocam, bir de şeye isterseniz Oktay Bey, yine ben sesinizi alamadım. Bilmiyorum bende mi hata. Şimdi geliyor mu hocam? Geliyor mu hocam sesim? Şimdi geldi.
Şimdi geldi, evet. Şimdi isterseniz bir de şu son Aşkenaz meselesini cevaplayalım, ondan sonra sorulara geçelim. Bu bizim Aşkenazlar Hazar kökenli midir? Yani bunların kabul edenler var, etmeyenler var. Aşkenazların içinde de biz, yani bizim kökenimiz burası diyenler var. Ya da yok, hiç o tellere basmayanlar var. Ne diyorsunuz bu konuda? Aşkenaz nüfus içinde Hazar kökenliler var. Fakat Hazar varken aynı Doğu Avrupa'da Hazar sınırlarının dışında yine çok ciddi bir Yahudi nüfus var idi. Yani Polonya'da, Macaristan'da, Romanya'da, Rusya'da yine bir Yahudi nüfus var idi. Hazar var iken, Hazar'ın dışında. Onlar Hazar'dan gelmiyorlar. Fransa'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, ki bunların soyadları Doğu Avrupa'dakilerin de soyadları Almancası. Yani Slav bölgesindendirler ama soyadlar Almancadır. Dikkat edilirse geldikleri yerler, kökenler falan. Dolayısıyla zaten Aşkenaz bir nüfus var orada. Hazar'dan gelme ihtimali yok. Çünkü Hazar'la çağdaş olarak var bunlar. Yıkıldığında, Hazar yıkıldığında oradan kaçıp kurtulan kimseler veya Kırım'da yaşayanlar daha sonra Doğu Avrupa Yahudiliğine eklemlendi. Bu şekilde Aşkenaz nüfus içine Hazar asıllı insanlar da girdiler. Ama bu Aşkenaz nüfusu Hazar asıllı yapmaz. Aşkenazlar içinde Hazar asıllı kimselerin olduğunu gösterir. Bu ikisini evet, ayırmak gerekir. Yani, Hazar Aşkenazlar, Hazar Türklerinin bazıları Hazar Türkü. Ama tabii hepsine ki Hazar Türkü demek doğru, doğru değil diyorsunuz. Mümkün de değil. Evet, mümkün de değil. Tamam hocam, sağ olun. Bir Süleyman Uygun sormuş sanırım. Diyor ki, benim ulaştığım bilgiler Aşkenaz'dan Yafez'in oğlu, Gomer'in oğlu olarak ulaştım diyor. Kardeşleri Rıfat, Togarma, yani Aşkenaz Türkleri Nuh'un soyundan demiş. Buna tabii, buna Süleyman Bey, buna bilgi diyemiyoruz. Bunlar Yafes'i şecereler. Her asırda güncellenir. Yeni bir kavim çıktığı zaman o kavim oraya eklenir. Eski kavimler düşer listeden. Ama Gomer yani Kimer kalır. Kuzeyin şeyi olarak. Çünkü ne diyeyim, İbrani tefsirleri, Talmudlar yazılırken Kimerler vardı. Bu yüzden orada geçtiği için o kalır. Gomer Kimer'dir. Fakat buna bir bilgi diyemeyiz. Bu bilgiye ulaşmaya da gerek yok. Herhangi bir Orta Çağ kitabını, herhangi bir kitabı elinize aldığınızda bu Musevi olur, Müslüman olur, Hristiyan olur. Girişinde hamd ile başlar, cennetten kovulmayla devam eder, tufana ulaşır, tufandan sonra her üç dindeki bütün kitaplarda, bütün tarih kitaplarında bunu bulursunuz. Ama zaten diyelim 6. yüzyılda Rus diye bir topluluk yok. 7. yüzyılda Rus halkı yok değil mi? 10. yüzyıla geldiğimizde Rus var. Şimdi Şecere'de Yafes'in oğulları arasında Rus'u da görmeye başlarız. 12. yüzyıla geliriz. Yafes'in yeni bir oğlu olur. Adı Vlah'tır. Ulah. Romenlerin atası. Bildiğimiz Ulahlar. Her çağda bunlar güncellenir. dediğim gibi aslında hocam bunlar mitoloji, yani biz tamam bir şeydi. Gayet tabii. Ya bunlar yani biraz mit, tamam Süleyman Bey yazmış kaynak İncil diye de. Şimdi İncil'i bir... Özür dilerim. Kaynak İncil değil. He. Her asırda güncellenir. Evet. Yani kaynak zaten İncil, atiktir kaynak. İncil değildir. Yani evet, eski ahitten geliyor. Şimdi eski ahitte de bir bilim kitabı demek doğru mu? Bence değil. Yani sonuçta bir mitten kaynaklanan bir şey. Bir arkadaş da 630 yılından önce hiç Yahudi yok muydu diye sormuş bana. Tabii ki vardı. Yani 630 yılı bizim Türklerin Yahudilikle tanıştığı yıllar. Değil mi hocam?
Tabii ki. Dediğim gibi Güneydoğu Anadolu'dan Kafkaslara göç eden Yahudiler, göç evet. yılı. Ondan önce izin verin. Kırım'da yine var. Kırım daha sonra Hazar hakimiyetine girecek. Hazarlardan çok önce Kırım'a yerleşmiş Yahudiler yine var. Evet. Evet. Hocam, bu çok ilginç bir noktaya temas ettiniz. Şimdi genelde şöyle bir hikaye anlatıyorlar ya, işte bir papaz çağırmış, işte bir imam çağırmışlar, bir tane de haham çağırmışlar. İşte bu Kaan otağında veya işte sarayında bunlara tartışın demiş. Onlar da tartışmışlar. İşte efendim bunlar bu şekilde Museviliği seçmişler diye. Bu o zaman tamamen uydurma bir şey, değil mi? Yani siz onu söylüyorsunuz. Yok, bir şey. Olay gerçek. Olay gerçek. Bunu özellikle Barcelonalı Yehuda Halevi'nin Sefer HaKuzari isimli kitabı var. Hazar kitabı isimli. Onda ayrıntılarını görebiliriz. Hazarların kendilerinin her iki mektubunda da o çevirdiğimizi söylediğimiz isimsiz kendisi mektubu ve Kaan Yusuf'un cevabı her ikisinde de geçer. İslam kaynaklarında da geçer. Vita Konstantin Kiril'in hayatında da geçer. Geçer. 7-8 tane değişik kaynakta bu münazara geçer. Bu yüzden çok tartışılmıştır. Olay şu. Kaan kararını vermiş. Ancak kamuoyunu açıklamak da kolay değil. Hem kendi halkını açıklamak kolay değil. Hem uluslararası yapıya bunu açıklamak kolay değil. Kaan'ın kafasına karar verilmiş. Bunu meşrulaştırmak için. Biz karar verdik ama onları da dinleyeceğiz. Dinleniyor. Nihayet isimsiz mektupta çok güzel anlatıyor bunu. Ama Halevi'nin kitabında daha ayrıntılı felsefi tartışmaları verir. Şimdi isimsiz mektupta kısaca Kaan Hristiyan'a sordu, papaza sordu. Sence bu Müslümanların dini mi iyidir, Musevilerin mi? Tabii ki Musevilerin. Hristiyan onu kabul eder değil mi? Evet. O öyle dedi. Sonra Müslüman'a sordu. Sence Hristiyanlar mı iyi, Yahudiler mi? Müslüman da Yahudiler önce. O iyi. Onu tercih ederim. Sonra bunları topladı. Bak her ikiniz de bunların dininin iyi olduğunu söylediniz. Paz da, kadı da Musevi dininin iyi olduğunu söyledi. 3-2 çoğunlukla. O zaten kendisi kendi dininin iyi olduğunu söylüyor. O zaman siz kendiniz söylediniz ki Yahudi dini doğrudur, iyidir. Teşekkür evet, ederim. Böyle kibarca söylüyor. İşte varlığınızla şeref duyduk. Çok şey öğrendik sizlerden. Ülkenize güle güle gidiniz. Size yardımcı olacağız yol boyunca falan. Onları uğurluyor. Tabii tam ayrıntılar, ses kayıtları, kamera kayıtları yok sonuçta tartışmanın. Ama değişik kaynakları yan yana koyduğumuzda gözüken şey bu. Kaan kafasında kararını vermiş. Ha, daha sonra işte rüyasında melek gördü. Melek ona Musa'nın töresine geç dedi. Öyle geçer. Anlamadı. Ertesi gün yine söyledi. Rüyasına girdi. Rüya motifi her yerde var. Rüya motifinin olmadığı yer yok. Karahanlı'da da var. Uygur'da da var. Osmanlı'da da var. Avrupa'ya gittiğinizde orada da var. Rüyasında Aziz bilmem neyi gördü. Ondan sonra vaftiz oldu. Melek geldi şöyle dedi. Sonra vaftiz oldu. Rüya motifi bir meşrulaştırma aracı olarak her yerde vardır. Biz onu bir kenara bırakıyoruz. Ama bir tartışma olmuş. Ama tartışmadan önce Kaan kafasına zaten kararını vermiş. Bu yani tartışmayı göstermelik bir tartışma. Aynen. Uluslararası camiaya meşru bir şekilde ilan etmek için. Bak topladık, evet. Konuştuk. Tutup. Onlar baskın çıktı. Biz de baskın çıkanların dinini kabul ettik. Siz yani de zaten demokratik bir oylama yapıldı. Aynen.
hem Müslümanlar hem Hristiyanlar da sizin temsilcileriniz, büyükleriniz Musevi dininin doğru din olduğunu söylediler zaten. Biz de kabul ettik. Evet. Bu kadar bu kadar basit. Ama yani olay gerçek ama önceden karar verilmiş. Bu yani oradaki hahamın bu kararı şey yapmasının mümkün değil değiştirmesi. Evet, tabii ki. Evet. Bir de şey sorusu var hocam. Asların dini neydi? Osman hocam diyor. Asların arasında hiç mi Yahudi? Aslar döneminde onların yaşadığı coğrafyada henüz ulaşmamışlardı. Biz eski çağ sonlarında Buhara'ya ulaştıklarını biliyoruz. Fakat Aslar orada değillerdi. Çok dağınık, parçalı bir halk ve karanlıkta kalmış bir halk olduğu için Asların dini İskandinavya'dan en fazla takip edebiliyoruz veya Orta Asya, Avrasya bütün içinde söyleyebiliyoruz. Geleneksel Türk dini. Ayrıntılı bir Asların dinini falan bize bildiren hiçbir kaynak yok. Ancak tahmin ediyoruz. Yani İskandinavya'da bunlar bu işte Türk dini kültürüne ait ögeler var ise bunları Aslar getirdi. Dolayısıyla Aslar da bu dindendir, Tanrı inancındandır diyoruz. Evet, bir başka soru. Fino-Uygurik aşkınız meselesi 400 yıl önce yok mu? Diye bir soru var. Aynı arkadaş, Trabzon eskiden Yahudi değil miydi veya Afrin Kars demiş. Siz ne diyorsunuz hocam bu konuda? Ben hiçbir şey anlamadım arkadaş. Yanlış ben de anladım. Yazarken, bilmiyorum. Yazarken yanlış mı? Trabzon bir kenttir. Trabzon Yahudi olmaz. Trabzon bir kenttir. Hayır, Trabzon yani bütünü şöyle olabilir. Yani Trabzon'da eskiden Yahudi olabilir. Niye olmasın yani? Birkaç aile olur birkaç, yani. Birkaç aile. Trabzon öyle bir... Olabilir yani. Ama tamamı... Yahudi olarak bilmiyorum siz. Yok. Trabzon bir Yahudi cemaati yani bir küçük topluluklar orada bulunmuş ama şimdi bir Nizip'te 12. yüzyılda 6000'lik bir nüfustan bahsediliyor. Çok büyük bir nüfustur Orta Çağ için. Sadece Nizip'te örneğin oralarla falan kıyaslanacak bir şey değil. Trabzon'da. Şeyde Hatay'da falan daha çok var yani Roma döneminde Yahudiler, Efes'te, diğer yerlerde daha fazla yani sayıca fazlalar. Turgay Kürüm'ün bir sorusu var. Hazan Kağanlığı diyor Aşina soyundan mıdır? Hocam duydunuz mu benim sesimi? Tabii yine ses gelmiyor. Duyuyor musunuz hocam şimdi? Şimdi geldi. Evet. Bu Turgay Kürüm'ün sorusu... Yine gitti. Yine mi gitti hocam? Geldi mi hocam ses? Yok, hocam alamıyorum. Ses... Alamıyor musunuz? Hocam ses alabiliyor musunuz? Oktay Bey, ses alamıyorum. Ses gelmiyor mu hocam? Galiba Osman hocamızın bağlantısında problem var. Hocam konuşabilir misiniz? Hocam duyuyor musunuz beni? Oktay Bey ben sizin net olarak duyuyorum. Hep Osman Bey'in galiba bağlantısında bir sorun var. Görüntü de gitti. Bağlantıda bir problem var Osman Bey'in. Yani sorun sizden kaynaklanmıyor dedim. Yok benden değil. Osman hocamın sanırım bağlantısında sorun var. Görüntüsü de yok. Şu anda tamamen gitti. Düştü. Bir de arkadaşlar bu şu soruları bana direkt olarak yazmayın da şey yazın.
ortaya yazarsanız, herkese yazarsanız soruları görebilir herkes. Sanırım Osman hocamızın... Ben bağlandım. Yine ses gitmiş. Geldi, ses geldi. Ha, tamam evet. Hocam, hoş geldiniz. Şimdi Turgay Kürüm'ün sorusu, Hazar Kağanlığı aşina soyundan mıdır? Tabii ki. Tung Yabgu'nun oğlu, büyük ihtimalle Börishat ismini taşıyan üç oğlundan birisi, büyük ihtimalle Börishat ismini taşıyan oğlu. İlk Kağan. Yani evet. İstemi Kağan soyundan gelenler. Anladım hocam. Evet, aşina soyundan geliyorlar. Şimdi bir arkadaşımız, tam ismini okuyamadım, Çamlıman Akademi'den. Bizans'ın Hristiyan, Arapların da Müslüman olması, iki arada bir derede Yahudiliğin tercih edilmesi. Yani orada niye Musevilik? Bunlar bizde, yani benim de hep sorarım. Yani burada bir inat mı var? Ya da işte şu aslında şunu mu demek istiyorlar Hazarlar? Diyorlar ki ya biz köken biziz. Yani Musevilik. Siz bizden çıktınız değil mi? Esas olan da biziz. Bunu mu demek istiyorlar? Yani üstün olan biz miyiz demek istiyorlar? Ya da o nasıl bir politika oradaki? Şimdi keşke kendilerine sorma imkanımız olsa. Hazar'dan bize ulaşan iki belgede işte yok rüyada melek gördü, onu işte zorladı, yönlendirdi falan diyerek açıklıyor. Hazarların hangi sahiplerle bunu kabul ettiğine dair biz ancak yorum yapabiliyoruz. Gerçek çok farklı olabilir. Yani Picasso'nun tablosu gibi olabilir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çok çivit mavisi kullanmış. İnsanlar makaleler, tezler yazmışlar. Üstad bu çivit mavisi rengi kullanarak şunu şunu ifade etmek istiyor. Birinin de aklına gelmiş yani sormak. Üstad niye işte bunu kullanıyorsunuz? Kıtlık vardı, çivit mavisi ucuzdu. Bol bulunuyordu, onun için ben de bol kullandım diye cevap vermiş. Şimdi biz yorumda bulunuruz ama gerçek çok farklı olabilir. Fakat şablon o Türklerin İslam'ı kabulü kitabında bizim önerdiğimiz bir şablondu. Anlaşıldı sanırım. Şimdi artık kabulde gördü, yayıldı bu fikir. Türkler hiçbir zaman güçlü olan topluluğun dinini kabul etmediler. Türkler hep garip olan, zavallı olan insanların dinini kabul ettiler. Ve değişmiyor, kalıp değişmiyor. Burada da aynı şekilde düşünüyoruz. Bakın Hazar'ın durumu o. Ondan Hazar'ı yıkan Sviatoslav'ın, sesim geliyor değil mi? Devam ediyoruz. Evet. Geliyor, geliyor. Evet. Hazar'ı yıkan Kağan Sviatoslav'ın oğlu 1. Vladimir. O da 989 yılında Hristiyanlığa geçti. Benzer tartışma onun yanında da oldu. Dinler tartışması. Vladimir Hazarlara sordu. İyi de siz rezil rüsvay bir haldesiniz. Niye böylesiniz? Tanrı günahlarımız yüzünden bizi cezalandırdı ve yeryüzüne dağıttı. Şimdi biz de sizin inancınıza geçip, biz de sizin gibi yeryüzüne dağılıp rezil rüsvay mı olalım? Bize bunu mu öneriyorsunuz? Biz de sizin kaderinizi mi paylaşalım? Güzel ülkemizde oturuyoruz, devletimiz, hakimiyetimiz var. Sizin inancınıza geçersek Tanrı bizi de sizin gibi yeryüzüne dağıtacak, cezalandıracak diyor Vladimir Yahudilere. Ama orada Vladimir güce bakıyor. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında iki seçenek olarak tartışıyor. Hangisini kabul etsem diye. Bizim yorumumuz sünnet olmaktan korktuğu için samimi söylüyorum ama şaka değil. Büyük ihtimalle. Neyse. Hristiyanlığı kabul ediyor ama Hazar Kağan için öyle bir şey yok.
Hiçbirinde böyle bir şey yok. İslam'ı kabul de dahil, Maniheylik'te, Budacılık'ta hepsinde zayıfların dinini kabul ediyorlar Türkler. Burada ve daha doğrusu ondan önce de hiçbir zaman güçlerin kendilerine verdiğini almıyor, verdiği fikri almıyorlar. İlginç bir inadımız var, ilginç bir kültürel direncimiz var. Hiçbir zaman güçlülerin inancından, bilmem neyinden, şimdi Almanya'ya gitmiş, Almanya ne kadar gelişmiş, işçilerimiz gitti değil mi? Köyden kalkıp gittiler. Ne kadar güzel bir ülke, sistem mükemmel, gelişmiş bir ülke, her şey güzel. Bunların inancı da güzel. Almanya'ya hayran olup da Hristiyan olan birçok duymadım. Başka sebeplerle çeşitli şekilde Hristiyanlığı kabul etmiş olabilir ama onu da duymadım hiç. Mümkündür. İnsanların tercihidir. Ama ben böyle bir şey duymadım. Eskiden de öyle. İşte kocaman İslam hükümdarlığı, ne bileyim, bunların devletleri büyük, inançları da önemli. Çin kocaman bir kültür, medeniyet. Çin'deki inanç da iyi. Bizans, İstanbul muhteşem bir kent. Yıkılmayan, dokunulamayan bir imparatorluk Bizans. Bizans'ın inancı da iyi. Hiç, özür dilerim, ırgalamamış Türkleri. Ve hep dirençli davranmışlar. Güçlülerin sunduğuna. Burada da ben siyasi bir tercihten ziyade öncelikle bir inat var, bir tepki var, bir tavır var. Bütün Hazar uzmanları bunda birleşirler. Evet, Hristiyanlığı kabul etse İstanbul'a bağlanacak, İslam'ı kabul etse Bağdat'a bağlanacak veya Şam'a o zaman bağlanması beklenecek. Dolayısıyla üçüncü bir yol olarak bağımsızlıklarını korumak için, iyi de bağımsızlığını korumak için bu dinlerden birine geçmek zorunda değil ki. Yani kendi Tanrı inancını koruyarak da bağımsızlığını koruyabilir, sürdürebilir. Böyle bir mecburiyet yok. Ben dolayısıyla burada belirleyici olanın bir tercih değil, belirleyici olanın tepki olduğunu düşünüyorum. İslam'a ve Hristiyanlığa tepkililer kapıyı kapatmışlar. Öbürlerinde ona inat olarak seçmişler adeta. Evet. Evet, bir zayıfın, Cengizcilikten gelen zayıfın yanında durma. Aynen. Sürekli mağdurun yanında durma. Şimdi deminki arkadaş Galaxy A10 diye giriyor, ismi yok da Atibek topraklarını söylemiş. Yani o Trabzon, Artvin diye bahsederken aile meselesi değil de bunlar diyor Hazar Kağanlığı'nın bir parçasıydı. O yüzden öyle söyledim diyor. Allah, biz hiç öyle bir şey duymadık. Yani ben biz ne? Erzurum ne? Trabzon parçası mıydı? Artvin. Orada Atabekler vardı, Atabeyler vardı ama sonradan onlar yani. Onlar Atabekler yani, sonradan hiçbir, sanırım. Hiçbir kitapta bu, hiçbir kaynakta ve hiçbir kitapta bu yer almaz. Nereden çıkıyor bilmiyorum. Nasıl bu bilgiler türetiliyor? Bir gece sabah erkenden kalkıp gece aklına gelenler mi yazıyor insanlar? Arkadaşımızı tenzih ederim. Yani biz kıtlığı düşünsek aklımıza gelmez böyle bir şey. Yok evet. Çünkü. Öyle bir ihtimal yok, öyle bir tarih yok. Evet, şimdi bir başka. Buyurun, buyurun hocam. Trabzon Yahudi. Trabzon kim yani? Kim Trabzon Yahudi? Trabzon Yahudi olmaz. Kudüs bile Yahudi diyemeyiz. Evet, işte. Yani onların Hazar Kağanlığı'nın bir parçası olduğunda da öyle bir kayıt yok diyorsunuz. Bir başka soru hocam, Nazi kampında bu da çok söyleniyor. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki kamplarda öldürülen Aşkenazların çoğu Türktü deniyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani nasıl, neye göre diyorlar? Kim? Öyle bir bilgi yok. Öyle bir bildiğimiz bir şey yok. Öyle bir kaynak yok. Bilimsel eserlerde öyle bir şey yok. Sadece Arthur Koestler'in bir kitabı var. Başka bir şey yok. Arthur Koestler bir Hazar uzmanı değildir. Hazar mevcut bilgileri derleyerek zeminini oluşturmuştur. Yani Doğu Avrupa'da Hazar devleti var idi diyerekten girişini onunla yapar.
bir onun kitabı vardır. Başka bir yani onun kitabı da bir Hazar kaynağı değildir. Yani Hazar'ı öğrenecek, okuyacak bir kaynak değildir. Başka da bir şey yok. Ve bir iddia o insanların yani günümüzde kim Hazar, şunlar Hazar asıllı, şunlar değil. Öyle bir tasnif yapma imkanımız yok. Öldürülenler Hazar'dı. Demin aslında söylemiştim cevabını. Siz Aşkınız sorduğunuzda Aşkınız Yahudiliğinin köklerini anlatırken bunun cevabını da verdik. Şimdi Osmanlı İslam'ı nasıl kabul etti demiş de hocamızın bu konuda bir videosu da var yani Osmanlı İslam'ı güzel bir videosu var Osman Karatay hocamın. Onu izlerseniz gerçekten o çok güzel anlatıyor Osmanlı'dan önce İslam yani. Osmanlı zaten şeyin devamı. Yani Türkler İslam'ı nasıl kabul etti sorusu daha doğru olur diye. Turgay Kürüm'den bir soru var. Hazarları güçlü yapan ekonomik yapı nasıldı? Evet. Şimdi 750 senesinde Abbasiler geldiği zaman halife bir ferman yayınladı. Bütün valilere gönderdi. Savaşmayın, sevişin. Yeni bir dönem başladı. Bizans haricinde yani başlamış olan seferler, devam eden savaşlar dışında yeni bir savaş asla yok. Yeni bir cephe açılmayacak ve mümkün herkesle barış yapılacak. Bu meyvesini verdi. İpek yolu yeniden canlandı ve çok zenginleşti. İşte buradan Binbir Gece masalları doğdu. Bağdat, Simbat'ın hikayeleri falan bildiğimiz masallar oradan doğdu. Abbasilerin savaşları bitirip sadece Bizans'la bitirmediler. Gurur meselesiydi çünkü. O her yıl normal devam etti. Bizans da uluslararası sistemin dışındaydı. Bakın bütün Avrupa bir uluslararası ticaret sistemi oluştu. Bu Frankları da, Endülüs'ü de, İskandinavya'yı da, Rusya'yı da, Orta Avrupa'yı da içine alıyordu. Bizans bu sistemin dışında kaldı. Dünyada bir kara delik oldu. Neyse, Çin'den Fransa'ya kadar, Nis Limanı'na kadar, Nis Limanı özel o zamanlar, oraya uzanan bir ticaret yolu oluştu. Ve herkes bundan memnun. Dediğim gibi Franklar da, İtalyan yükselen kent devletleri de ve Müslümanlar da, Çinliler de, yol boyunca diğer Türk toplulukları da. İpek yolu yükseldi. Bu dönem aynı zamanda Abbasilerin geldiği dönem, kuzeyde de geçen Vikingler bahsinde konuşmuştuk. İskandinavya'nın yükseliş dönemi, nüfusunun arttığı ve Vikinglerin dışarıya taşmaya başladığı dönem. Viking istilacı savaşçı değil, tüccar öncelikle. Ama fırsatını bulduğu yerde, cesur, güçlü, fırsatını bulduğu yerde tabii ki kılıcını çekiyor, el koyuyor. Ama öncelikle nüfus artıp dışarıya tüccarlar olarak çıktılar. Güneyde de dümdüz Fransa'dan Çin'e doğru uzanan, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan geçip Çin'e kadar giden devasa bir yol oluşmuş. İpek yolu ve onun Akdeniz uzantısı. Buna İskandinavya'da eklemlendi. Nereden gelecekler? Karadeniz'den, Dinyeper üzerinden gelecekler. Kırım'a inecekler. Değil mi? Kırım'dan diyor. Ya başka nereden gelecek? İdil Nehri üzerinden Bizans'ın. Bizans yanaşmıyor ticari ilişkilere çok fazla. Tabii ki ticaretin içinde ama genel olarak diyorum. Uluslararası sistemin bir çıbanı olarak duruyor. Her halükarda Vikingler Karadeniz'e inen veya Hazar Denizi'ne doğru inen Vikingler, Varengler Hazar'a ulaşıyorlar. Hazar zaten İslam dünyasıyla ticaret halinde. Dağıstan ve Azerbaycan üzerinden yoğun bir ticaret var İslam dünyasıyla. Öbür taraftan Orta Asya'dan
Buhara'dan gelen ve Harezm'le İpek Yolu'nun kuzey kolunun üzerinde Kafkasya'da doğrudan İskandinavya'yı dünya ticaret ağına bağlayan yolun üzerinde paralı asker kendileri savaşmayı bırakıp paralı asker beslemeye başlamışlar. Osmanlı'dan önce bunu ilk Osmanlı'nın icadı derler, tımar düzeni. Halbuki pazarda da var tımar. Tımarlı sipahi besleme. Evet. Bu zengin dünya ticaret ağının sunduğu doğru yerde, doğru zamanda bulundular. Çok iyi para kazandılar. Ve zenginleştiler. Bu da onların gücünü korudu. Ama öbür taraftan da bir taraftan da güçlerini kırdı, altını oydu. Bir başka soru var hocam. Paralı asker bir vatan savunmasında çok bir şey ifade etmez. Evet. Hocam bir başka soru. Evet. Pazarlar neden yazılı kaynak bırakmadı, elimize geçmedi? Yani yazarlardan niye bu kadar az buluntu var? Hazarlardan, Hazar başkenti İdil Deltası'ndaydı. Orada sadece hükümdarın binasının taştan yapılmasına izin verilirmiş. Diğerleri ağaçtanmış. Ama zaten Bozkır'ın hemen kuzeyindeki orman Bozkır kuşağında. Gerek Doğu Avrupa'da gerek Orta Asya'da. Oradan çok fazla kalıntı yoktur. Sebebi ağaç boldur, ağaçtan yapılır evler. Bunun sebebi budur. Bakın Ivan Grozny, Korkunç Ivan 1552'de Kazan kentini kuşattığında Kazan direnemedi. Neden? Kazan'ın surları ahşaptandı. Öyle muhteşem bir kent. Surları ahşaptan, villelere dayanamadı. Eğer şeyden taştan olsaydı Kazan'ın duvarları belki bu kadar kolay alamayacaktı. Savunması daha kolay olacaktı. İvan'ın topları vardı artık. Onlar da tabii ki 1550'lerde normal top sahibi olması. Güllelere dayanamadı Kazan. Öyle büyük bir kent, muhteşem bir medeniyet merkezi Kazan ama surları ahşaptan, keresteden özür diliyorum. Tekrar galiba düştüm. Tekrar bağlandık. Evet hocam. Hazarlardan buluntu yok diye bir şey yok. Çok özellikle Hazar paraları çok elimize geçti. Onlar var. Şarkel kenti buluntuları var. Şimdi baraj altında. Rostov, Don Nehri üzerindeki Rostov'dan yukarıdaki barajın altında. Ama Hazar başkentini bulamadık. Sorun orada. Tabii ki yıkılırken Oğuzlar ve Ruslar yağmaladı tamamen. Ama Şarkel buluntularını biliyoruz. Kırım'da var bir sürü Hazar kalıntısı. Hasaten şeyler, dediğim gibi ahşapın kullanıldığı bölge, ahşap ve kerpiçin olduğu yerler de maalesef. Bakın Orta Asya'da da farklı değil.
Ürgenç gibi, Balasagun, işte geçen ay oradaydım. Balasagun gibi Karahanlı başkenti gidip baktığınızda bir gözetleme kulesinin dışında bir şey kalmamış. O da restore edilmiş. Neden? Ufanıyor tuğla dahi. Eğer evler kerpiçtense veya tuğladansa, oranın kış, yaz, gece, gündüz sıcaklık farklarını düşündüğümüzde ve rüzgarlarını düşündüğümüzde tozlu oluyor, ufalanıyor ve yerle yeksan oluyor. Hiçbir izi kalmıyor buraların. Çünkü taş yok. Oralar düz arazi. Hele de İdil Deltası. Yani size köpek saldırısı atacak taş yok yerde. Adeta. Öyle bir yerden bahsediyoruz. Onlardan ama Şarkel Kalesi ve Kırım'daki kaleler var. Onlar bulunmuş, çalışılmış. Artamonov özellikle zaten kendisi arkeolog kökenlidir. Türkçe'ye de çevrildi. Historia Khazar kitabı. Arkeolojiye dayanır. Danlop'un filolojik kaynaklara dayanır ama özellikle o topladı. Artamonov'tan sonra da çok çalışmalar yapıldı Hazar arkeolojisiyle ilgili. Bulundu, çok şey bulundu. Ama özellikle paralar, Hazar paraları bulundu. Evet. Hocam, Ahmet Kıymaz hocamızdan bir sorusu var. Ondan önce eğitim sistemi hakkında bir bilgimiz var mı? Süleyman Uygun sormuş. Hazarlarda eğitim sistemi. Evre bir sistem var mıydı? her dinden olanların kendi okulları var. İsimsiz mektupta örneğin Obadiah isimli hükümdarın okuma evleri kurduğu ve kitabı yaymak için gerekli faaliyetleri yaptığı gibi şeyler söylenir. Demek ki mahalle mektebi mi deriz dinlerini öğrenmeler için, bu Yahudileri kastederek diyor tabii ki. Böyle şeyler var. Okullar varmış demek ki. Ama bir medrese gibi bir akademisi var mıydı? Bağdat'ta vardı. Dünyanın en büyük akademisi, başında bir gaonun bulunduğu en büyük Musevi akademisi Bağdat'taydı o zamanlar. Halifelik merkezindeydi. Ama Hazar'da var mıydı bir akademi? Hiçbir bilgimiz yok. Ki yok, olsa bilirdik. Ahmet Kıymaz hocamız bir sorusu var. Museviliği seçmiş Türklerde Siyonist Yahudiler gibi Kabala ve Talmud fanatizmi var mıdır? Yahudi Müsevilerle ilişkileri ne durumdadır? Özellikle demiş iktisadi siyasi açıdan. Hazara Türklerinde de Yahudi Müsevilerde olduğu gibi arzu mevüt idealizmi var mıdır? Hazarla ilgili bu bilgilerin hiçbirisi yok. Siyonizm çağdaş bir kavramdır. Bir kere uygulayamayız. Arz-ı mevut tabii ki var. Hepsinde var. Kaan Yusuf'un mektubunda da geçer bu. O gün, o güzel günleri göreceğiz. Güzel dilekleri vardır. Fakat çağdaş bir kavramı alıp oraya uygulayamayız. Şimdi Hazar'da Siyonizm var mı? Ne bileyim, acaba Emevi döneminde Vahabilik var mıydı der gibi olur. Veya işte Abbas halifeleri hangi tarikattandı gibi bir şey olur. Cevaplayamayız ona. Yani soru yanlış. Ahmet Hoca, günümüzdeki Musevi Türkleri kastediyorum demiş. Günümüzdeki Musevi Türkleri tabi Hazar olarak göremeyiz. Hazar kalıntısı olanlar tamam var ama günümüzdeki Hazarlar kimler? Bu sorunun cevabı yok. Evet. Yani Hazar bakiyesi, belki hocamız şunu demek istiyor. Hazar bakiyesi Türkler ve Siyonizme nasıl bakıyorlar gibisinden. Hazar bakiyesi Türkler diye bir işte, kavramın içini dolduramayız. O konuda veri yok. Veri yok. O kimlerin kimse, Hazar bakiyesi olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz, evet. Onu kabul eden bir Karaimler var. Bir ihtimalle Karaylar, Karay Türkleri Hazar, evet, vatandaşıydılar.
Onlar o. Hazarlar Karay değildi. Hazarlar Talmud mezhebindendi. Karay değillerdi. Olamazlardı çünkü Karaylık daha sonra çıktı. Hazarlar Musevili kabul ettikten çok sonraki bir mezheptir. Hazar yıkıldıktan çok sonra yayıldı o bölgede, Kırım ve çevresinde Karaylık. Onlar büyük ihtimalle evet Hazar bakiyeleri. Ama ihtimalle diyor. Konuda hiçbir şeyimiz yok. Peki hocam, biz son bir soruya şey yapalım çünkü sizin de bayağı yorduk yani, düşüyorsunuz. Yani herkes bugün sıkıntılı bir şey. Hazar maden işçiliği ile İskit işçiliği arasında bir bağlantı olduğuna dair buluntular mevcut mudur? Çok az böyle ayrıntılı Hazar sanatını gösterecek, yani bir iki çiçek motifi, kaz ayağı gibi şeyler var da elimizde maalesef Hazar maddi kültürüne ait fazla bir buluntu olmadığı için bunu söyleyemeyiz. Ama madem böyle bir soru geldi, ben genetikten cevaplayayım. Hazar olduğuna kesin kanaat getirilen bazı mezarlardaki genetik ölçümler bunları Sarmat coğrafyasına bağladı, Güney Ural bölgesine bağladı. Ki bunlar son 1-2 yılın genetik makaleleri. Bizim kitabımızda yazdığımızı da teyit etti bu. Genel olarak Türklerin kökeniyle ilgili tezlerimiz de teyit etti. Hazarlarla ilgili, Türklerin içinde Hazarların kökeniyle ilgili söylediklerimizi de daha önce bunlar teyit etti. Evet, bir Sarmatlarla aynı gen grubuna düşüyorlar Hazarlar. Evet hocam. Yani bir Sarmat, İskit kökenleri var. Zaten Göktürk olduklarına göre Göktürklerden önce ya İskitler ya Sarmatlar, yani Sarmatlar, ondan önce İskitler. Yani bu 2-2-4 yani bunun çünkü bunlar birbirinin devamı yani. İşte Kemerler, İskitler, Sarmatlar, Göktürkler biri gitmiş, öbürü çıkmış. Yani aynı aynı kökten gelen şeylerler. Evet. Resmi bayrağı ben kullandım bir bayrak da, o doğru mu hocam? Yoksa bir verimiz yok. Bir veri yani, yok. Ama ben de hafifte kullandım ama. Şimdi Türk devletleri içinde bayrağını bildiğimiz sadece açıkça bildiğimiz Köktürk bayrağı var. Tüm kaynaklarında geçer. Kurt başını bayrak olarak kullanıyorlar. Öbürleri bizim kurgu tahmin ederek böyle olmalı diyerek yazdığımız şeyler. Uygurlardan da şey kaldığı için bez parçalar, tumarlar falan kaldığı için ama diğerleri kurgu. Evet, ben de afişteki şeyler mesela o kemik, hocam duyuyor musun sesimi? Yine donduk galiba. Evet, duyuyor musunuz hocam sesimi? Şimdi geldi. Evet hocam. Oktay Bey, yine duymuyorum. Yine mi duymuyorsunuz hocam? Şu an duymuyorum. Geliyor mu sesim hocam? Evet, şimdi geldi. Şu an duyuyorum. Geldi. Evet, yani hocam sorular var da birkaç tane daha. Ama yani gerçekten sizi de çok yorduk bugün. Yani o yüzden isterseniz kapatalım, bir başka zaman yine konuşuruz bu konuları. Yani arkadaşlar, Osman Hoca bizimle birlikte olan, çok sağ olsun her zaman bizimle birlikte yürüyen bir akademisyenimiz, hocamız, saygıdeğer arkadaşımız. O yüzden hep birlikteyiz. Çünkü bugün bir şanssızlık yaşadım. Ben de yaşadım. Osman Hoca'da, diğer arkadaşlarımdan da yaşayan var. Bağlantı sorunları var maalesef. O yüzden bugün bayağı bir yorduk hocamızı. Yani girip çıkmakta. Ben size çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bugünkü sabırları için. Çünkü gerçekten hepimiz bir macera yaşayarak bugünü geçirdik. Çok çok teşekkürler. YouTube'daki bizi izleyenlere, bize yardımcı olan reji bölümünde Çam Limanı Akademisi'nden Mehmet Turgay ve diğer kayıt yapan Mehmet Turgay Kürüm arkadaşım var. Öntürk Akademisi'nden arkadaşlarımız var. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftada Babak Cevanşir hocamız var. Onunla İran yaylasında Türk tarihini konuşacağız. İran'ı konuşacağız. İlginç bir konuşma olacak. Sıfırdan başlayacağız. 1925 yılına kadar İran tarihini konuşuyor olacağız önümüzdeki hafta. Herkese iyi geceler diliyorum efendim. Hoşça kalın.